Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sen nereye kayboldun bugün? Abi misafire gittik de. He, tamam. Güzel. Şimdi çok sorulan bir soru var. Ondan sonra sorulara bugün farklı olsun. Diyor ki, yazdırıldı ne demek? Bunu çok itiraz ediyorlar ustada. Yazdırıldı, sen kimsin ki? Yazdırıldı, ne demek istiyorsun? Tamam, bunu çok duyarsınız. Diyor ki, sanki vahiy verildi demiş gibi, haşa, bardakta tufan koparan şuursuz Müslümana bak. Vahiy mi geldi demiş ki fırtına koparıyoruz. Bana yazdırıldı. Vahiy geldi demedi ya. Vahiy mi dedi? Evet. Peki bir Allah kendi kuluna İlham edemez mi? Vahiy bile bilmiyoruz ki. Belki de acele ediyorum ama gelecek çünkü. 6 tane vahiy var. Vahiy çeşidi var yani. Peygamber'e vahiy var. Tamam. Diyor ki, şeyleri söyleyeceğim. Kur'an'da vahiy çeşitleri. Yusuf Aleyhisselam çocuk iken kuyuda vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik, çocuğu emzir ve sepete koyup nehre bırak dedik diyor. Arıya vahyettik diyor. Dağlara vahyettik diyor. Semaya vahyettik diyor. Çok şaşıracaksınız, hepsinden garip. Şeytana da vahyetti. Şimdi çocuğa vahyediyor, hayvana vahyediyor, Bediüzzaman gibi İslam alimine, Asım-ı Cedid'ine ilham etmiş. Çok mu? Bana vahyedildi demedi ki bu kadar bardakta tufan koparıyorsun. Çok geliyor değil mi? Hatırladın mı? Abi niye biliyorum? Biz öyle bir itirazımız yok ya. Burcu atıyorsun gibi. Ama yazdırıldı deyince garip karşılıyor. Ha yani Mehmet abi o kadar acayip ki sen... Bunu ondan zaten garipsiyorum. Yok, bize kızmış gibi yapıyorsun da. Tövbe aşağı. Yani böyle rastlarsınız da 10 önermeleriniz olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mana buyurmuşlar ki, nefsim 7 kudretinde olan zata yemin ederim ki ve bir başka yerde de Allah sevdirtmese sevemezsin. Yürütmese yürüyemezsiniz. Hem kader anlayışımızda olan hayrihi ve şerrihi, bunları düşün. Hayrihi ve şerrihi veren o değil mi? Tamam, hayırlı şeyleri zaten o veriyor. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sevdirtmese sevemezsiniz diyor. Hem hayatta ya hayır var ki helaller ve mubahlar var, ya da şerler ve günahlar var. İtikadımızda şerri isteyen nefsi emmare, halk eden kudret-i Rabbaniye. Hayri isteyen rahmet-i ilahiye, halk eden kudret-i Rabbaniye. Yani hayri kim? Allah istetiyor, sonra yaratıyor. İnsan da ona sahip çıkarsa yapmış gibi sebep alıyor. İsteten Allah, yaratan Allah. Sen Allah'ın ortağı mısın? Ne yapacak? Kime ne yapacağını sana mı soracak? Bir insan harama değil de bir hayra vesile olmuşsa, bir insan harama değil de hayra vesile olmuşsa Ömer abi, ona şükür düşer, kibirlenmek değil. Değil mi? Bana ona şükür düşer. Ben yaptığıma bedel, Allah istetti ve o yarattı. Ben yalnız aczime ve fakrıma binaen Rabbim ihsan ettiğini bilmem ve ifade etmem lazım demeliyim demeli.
Öyle değil mi? Rabbimin ihsanı. Aç ve fakrıma binaen Allah ikram etti. Mesela hepimizde olur. Ben de olanı söylüyorum. Bir mevzuya yöneliyorum. Çözemiyorum. Yöneliyorum artık. Ne zaman cevap gelecek bilmiyorum. Bir yerlerden. Ya namazda ya yürürken tat diye cevabı geliyor. Bir sene sonra, bir hafta sonra, bir gün sonra. Ben düşünmediğim anda oluyor. Hepinizde olmuyor mu ya? Diyorsun, aa bu hakikaten ya. Fesubhanallah bak hatırıma geldi. Mesajı gönderiyorsun, cevabı ne zaman gelecekse. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, yani bir mana, bir insan harama değil bir hayra vesile olmuşsa ona şükür düşer ki bilemek değil, ben yaptığıma bedel, Allah istetti ve o yarattı dese, ben yalnız atsime ve fakrime binaen Rabbim ihsan ettiğini bilmem ve ifade etmem lazım demeliyim demeli, kulluk ruhu bunu iktiza ediyor. Yazdırıldı, ben yazdım dese ayıp değil mi ya? Ne desen suç biliyor musun böyle tiplerin karşısında? Ben yazdım. Ne olacak o zaman? Yazdırıldı, Allah ilham etti. Kalbime gelen manalar ben de yazdım. Senin ve benim gibi cirit atmıyor ki günahlardan, televizyonlardan, YouTube'lardan. Temiz kalbe. O da teveccüh ediyor. Dert benim diyor. Derman Kur'an'ındır diyor. Risale'de. Teveccüh ediyor kalbine. Mana geliyor. O da yazıyor. Kulluk ruhu bunu iktiza ediyor. Allah Celle Celaluhu bile bazı yerlerde, ayetlerde biz diyor. Allah Kur'an'da bazı yerlerde biz diyor. Bazı yerde ben diyor. Bize konuşmayı öğretiyor. Konuşmayı öğretiyor bir. İkinci bir manası, sebeplerle yaratmaya biz diyor. İlk yaratmaya, sebepsiz yaratmaya ben diyor. Mesela Allah'ın bin bir esması var. Rahman, Rahim, Kerim, Ad vesaire. Her bir esma nedir? Ben. Rahman diyor ki ben. Kerim diyor ki ben. Latif diyor ki ben. Mülevin diyor ki ben. Benleri toplarsa ne olur? Biz olur. İşte biz. Yani esmanın bütünlüğünü söylüyor. Hem bize konuşmayı da öğretiyor yani biz. Yani ne yapalım Mustafa ben bunu yaptım. Biz bunu yaptık. Daha kibar oluyor ve hayrı genelliyorsun. Yani bak bu hizmetim Celal tamam mı? Ben yaptım. Ne kadar firavunane bir şey. Ve bir ki bu kadar güzel hayrı teke indirdin. Ama desek ki biz yaptık. Bu hayır nasıl oldu ya bu bina? Biz yaptık elhamdülillah. Genel oldu. Bütün isimleri kastediyor. Bazen de ilk yaratmakla alakalı olunca ben diyor. İnsan haddini bilip hududunda kalmalı ve hayırlı işlerde o istetti ve o halk ettiği tevazu halet rüyesine bürünmeli. Tevazu haleti rüyesine bürünmeli. İnsanın liyakatına göre kalbine meyil, aklına fikir, bak şahsı manevi yapıyor. Senin ne şeyin var? Liyakatına göre, arzu ve meyline göre Cenab-ı Hak bak ne yapıyor? Halet rüyesine bürünmeli. İnsan liyakatına göre kalbine meyil, aklına fikir, ağzına kelam, koluna yazı verir. Allah diyor bir şey vereceği zaman diyor, esbabını da halk eder diyor hadiste. Bu büyük hayrın vücudunda senin yüzde bir, cüzünden bir cüz'ü isen var. Hayat bahsi ne diyor ki Yuhi? Bu hayatta, hayatın neticesi vesairesi, yüz isesinden bir ise ancak senindir. 99 onundur. O da malı sahibine teslim ettiriyor işte. Hayırlı bir işse, ki Risale'nin hayırdır, ona ait, şerse bana ait. Hatta öyle diyor, eğer diyor güzel bir şey görürseniz bana vermeyin diyor. İhsan-ı ilahidir diyor. Eğer diyor hoşunuza gitmeyecek bir üslup varsa bilin ki nefsim karışmış. Gündelik hayatta da ilham ve manalar hatırıma gibi kelamlarla bizim olmayan fakat bize verilen manaları, fikirleri ve fiilleri ikrar ederiz. Hani bazen demiyoruz. Ya Allah ilham etti elhamdülillah. O anda ne yapacağımı bilmiyordum ama Allah bir ilham etti. Demiyor muyuz? Diyoruz.